Rusya'nın Ukrayna saldırısında 20. gün bugün. Dram her geçen gün büyüyor. Ülkeyi terk edenlerin sayısı 3 milyonu aştı. Rus zırhlıları Kiev'in kapısında. Patlayan bombaların hedefinde ise ne yazık ki siviller var. Çatışmalar sürerken Rusya dünyada gitgide yalnızlaşıyor. Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklandı bugün. İlginç bir adım da Moskova'dan geldi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın aralarında olduğu 13 kişiyi yaptırım listesine aldıklarını duyurdu. Bir yanda patlayan bombalar, diğer yanda ardı arkası kesilmeyen ekonomik yaptırımlar. Savaşın 20. gününde Rus ordusu başkent Kiev'i bir kez daha vurdu. Sabah saatlerinde 10 katlı bir apartman bombaların hedefindeydi. O saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti. Rus zırhlılarının namlusu kente dönük. Ukrayna ordusuysa o tankların peşinde. Ormanın içine konuşlanan birliklere düzenlenen topçu saldırısı böyle görüntülendi. Savaştan en çok etkilenenlerse siviller. Otobüs durağında bekleyen bir adam yanına düşen bombalardan kıl payı kurtuldu. Burası da Donetsk'te bulunan bir ödeme merkezi. Bir füzenin düşme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Halk Rus işgaline karşı hazırlık yapıyor. Kimi sanayide silahları modifiye ediyor. Kimi ise kum torbalarıyla barikat kuruyor. Ukrayna ordusunun direnişi karşısında kayıp veren Rusya'nın Çin'den askeri teçhizat yardımı istediği öne sürülmüştü. Moskova bu iddiayı reddetti ama söylenti Pekin'le Washington'ı karşı karşıya getirmeye yetti. And we have been very clear both privately with Beijing, publicly with Beijing that there would be consequences for any such support. Çin tarafı iddiayı reddetti ve Rusya savaşına ilişkin Amerikan yaptırımlarından etkilenmek istemediğini duyurdu. 35 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kiev 3 önemli misafiri ağırlayacak. Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir araya gelecek.